Sevgili dostlar, merhabalar. Güzel bir şiir sevdası yayınında yine sizlerleyiz değerli dostlarım. Bugün Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Namık Kemal'in şiirleriyle baş başa olacağız. Ve Namık Kemal'in yazdığı üç şiiri sizlere sunacağım değerli dostlarım. Namık Kemal kimdir? Namık Kemal şairdir. Namık Kemal roman yazarıdır. Namık Kemal tiyatro yazarıdır ve eleştirmendir değerli dostlarım. 1840-1888 yıllar arasında yaşamış, Türk edebiyatında gerçekten derin izler bırakmış çok önemli bir şairimiz. Şimdi Namık Kemal ile ilgili Size bir iki not aktarmak istiyorum çünkü gerçekten o kadar geniş kapsamlı anlatılması gereken bir değerli yazarımız, şairimiz, sanatkarımız, üstadımız ki ben sadece bu kısa sürede kendisinden bir özet geçeceğim değerli dostlarım, naçizane. Tiyatroları var biliriz Vatan yahut Silistre. Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah ve Kara Bela. Romanları var, İntibah ve Cezmi, eleştirileri ve tarihi kitapları da var. Ve bütün bu ünlü eserlerinin dışında değerli dostlarım, Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'na şiir dalında kattıkları var. Şöyle bir bakacak olduğumuzda Namık Kemal tiyatro türünde ilk eserini vermiş daha sonra batılı anlamda sahnelenen ilk tiyatro eserini ortaya koymuş ve 1873 yılı başlarında Bosna Hersek isyanının ortaya çıktığı bir zamanda bu Vatan Yahut Silistra adlı eseri sahnelenmiş dört perdeden oluşan bu tiyatro eseri. Çok ünlü bir eser. Ve Namık Kemal en çok tiyatro alanında eser vermiş. Bunun dışında şiirlerimiz. Evet, Şiirler dediğimizde Namık Kemal'in bugün Murabba, Vaveyla ve Hürriyet Kasidesi adlı şiirlerinden söz edeceğim. Şiir kadın dinleyenlerine, okurlarına ve şiiri seven, edebiyatı seven, edebiyatla ilgilenen tüm gönül dostlarına sevgili dostlarım. Ve Murabba diyoruz ilk önce Namık Kemal'in diliniyle Namık Kemal'in diliyle araya hiç yorum katmadan Murabba Sıtk ile terk edelim her emeli her hevesi kralım hail ise azmimize ten kafesi inledikçe eleminden vatanın her nefesi gelen imdada diyor bak budur Allah sesi bize gayret yaraşır. Merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne şehin şahındır. Dinle feryadını. Dinle feryadını kim tercüme yahındır? İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi. Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için. Çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için? Din için, devlet için, can çekişen millet için azme hail mi olurmuş bu çürükten kafesi? Memleket bitti, yine bitmedi hala sen, ben. Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşmen. Deste adadayız Allah için ey ehli vatan. Yetişir, terk edelim gayri hevayü hevesi. Yetişir terk edelim gayrı hevayü hevesi. Evet, 1840-1888'lerde Namık Kemal memleket bitti, yine bitmedi hala sen ben diyor değerli dostlarımız. Ve Namık Kemal'in Vaveyla şiiri, çok ünlü bir şiiri sevgili dostlar. Vaveyla bilirsiniz çığlık demek. Peki Namık Kemal Vaveyla adlı şiirinde neyin çığlığını atmış? Dinleyelim. Vaveyla şiiri Namık Kemal'in hikmet dolu çığlıklarından bir diğeridir. Çünkü mevzu vatandır. Vatan aşkını kuru bir edayla, sessiz bir sedayla anlatmak namı Kemal gibi coşkun ve ateşli üslubuyla namlanmış bir edibe yakışmayacağından o pek bilindik üslubu ile şiirine ya da şiirsel minvalde haykırışına Vaveyla ismini uygun görmüştür. Dinleyelim. Teminin rengi aksedip tenine yeni açmış güle misal olmuş initafiyle bak ne al olmuş servisimin sefalı gerdenine. O letafetle ol nihali revan giriyor göz yumunca rüyama. Benziyor aynı kendi hülyama. Bu tasavvur dokundu sevdama. Ah böyle gezer mi hiç canan? Gül değil. Arkasında kanlı kefen. Sen misin? Sen misin garip vatan? Namık Kemal dört bölümden oluşan şiirin ilk bölümünü vatanın tarifine ayırmıştır. Onun gözünde vatan bir kadın figürü gibidir. Bu sebeple tıpkı bir kadını tasvir eder gibi vatanı tasvir etmektedir. Vatan, ağız, ten, boyun gibi fiziksel özellikleri olan ve fidan gibi yürüyen kanlı canlı bir kadın gibidir. Hala rüya alemine girebilen ve dahi hülyalara benzeyebilen soyut bir yanı da mevcuttur. Bu noktada düşlediği hülyasından birdenbire uyanıveren şair ve acı gerçeklikle yüzleşen şair, al renginde gül sandığı kanlı kefenmiş meğerse. İnanamaz gözlerine ve tekrar tekrar sorar, sen misin, sen misin garip vatan? Ve devam ediyor, şöyle diyor. Bu güzellikle hiç bu çağında yakışır mıydı boynuna o kefen? Cisminin her mesamı yareyken tutun evladını kucağında. Sen gidersen bizi kalırsan mı? Şu heydan oldu mevtile handan. Sağ kalanlar durur mu hiç giryan? Tende yaştan ziyadedir alkan. Söyleyen söylesin. Sen aldanma. Sen gidersen bütün helak oluruz, koynuna can atar da hak oluruz. Namık Kemal şiirin ikinci bölümünde vatanla sohbetini sürdürmektedir. Güzelliğinin bu çağında kefeni yakıştıramaz ona. Sitem doludur adeta. Vatan bir annedir artık. Üstelik de çok fedakar bir anne. Öyle ki her zerresi yara içinde olmasına rağmen evladını kucağında tutmaya devam eden şefkatli bir anne. Bu annenin ardında ne gözü yaşlı bir şekilde kalmaya ne de şehitlerin ölümle neşe bulduğu bir ahvalde henüz tende de yaştan fazla kan var iken geride durup beklemeye asla niyetli değildir namık kemal. İçini ferah tutmasını, söylenenlere aldanmamasını salık verir annesine. Çünkü onun gidişi yok olmak demek. Vatan annedir, annenin gidişi yok olmak demek. Ama bu yok oluş bir firak asla değildir. Tam tersine bir vuslat, bir hak oluş. Yani toprağa karışıp vatanın bir parçası olup onun koynunda yatmaktır. Namık Kemal şiirin ilk bölümünde kadın formunda takdim ettiği vatan için duygularını dile getirmişti. İkinci bölümde bir üst perdeye çıkarak anne imgesini kullanmıştır. Vatanı bir anlamda sıradanlıktan sıyırıp daha bir kutsiyet atfettiği bir konuma çıkarmıştır. Annedir artık vatan. Evladına sahip çıkan onu içinde bulunduğu zor şartlara rağmen kollayıp gözeten bir anne. Aynı zamanda uğruna ölümün neşeyle karşılandığı bir olgudur artık. Kuvvetle muhtemeldir ki Namık Kemal devrin şartlarını da göz önünde bulundurarak ülkenin halini fena ve her mesamı yare içinde bir vaziyette olduğuna işaret etmektedir. Bu durumdan çıkmak için her türlü fedakarlığın yapılması hatta gerekirse ölümün bile göze alınmasını icap ettirmektedir sözleriyle ve şöyle devam ediyor Namık Kemal Vaveyla şiirine git vatan Kabe'de siyaha birin bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat birini Kerbela'da meşhede at kainata o heyetinle görün o temaşaya hak da aşık olur. Göze bir alem eğiliyor ishar ki cihandan büyük letafeti var. O letafet olunsa ger inkar mezhebimce demek muvaffak olur. Aç, aç vatan göğsünü ilahına aç. Şu heydana çıkar da ortaya saç. Şairin vatan ile konuşması bu bölümde de devam eder. Bu kez Kabe'de siyaha bürünmeye gönderir vatanı. İslam'ın kutsal topraklarına, dinin ana vatanına gönderir vatanı. Bir kolunu peygamberin türbesine, diğerini torunu Hazreti Hüseyin'in şehitliğine atmasını ister. Bu vaziyette bir temaşaya hakkında hayran kalacağını belirtir. Bu duruşun barındırdığı güzelliğin inkar edilemeyeceğini Ola ki böyle bir ihtimal vuku bulursa da koynunda sakladığı şehitleri çıkarıp ortaya saçmasını salık verir. Namık Kemal şiirin bu bölümünde doğrudan pek çok manevi ve kutsal mekanlara yer vermiştir. Yer verdiği bu mekanlar arasında Kabe, Ravza-i Nebi, Kerbela ve Meşhed kelimeleri ile hem coğrafi hem manevi vatanın sınırlarını çizmektedir. Namık Kemal'in vatan için çizdiği istikamet Kabe'ye doğrudur. İsmet Özel Kabe denince neden vatan anlaşılması gerektiğini de bu şekilde anlatmış. Demiş ki vatan deyince önce Kabe'yi hatırlamamızın manasını kavramamız lazım. Neden Kabe deyince vatan anlaşılır? Bunun kimle ne alakası vardır? Kabe kainatın merkezinin izdüşümüdür. İlk mektepten itibaren çocuklara dünyanın en yüksek yeri olan Everest tepesini öğretirler. Bu yanlıştır. Dünyanın en yüksek yeri Kabe'dir. Çünkü Kabe kainatın merkezinin izdüşümüdür. Yani dünyada her şey Kabe'nin altındadır. Onun için bizim vatanımız Kabe'dedir demiş İsmet Özel 2011 yılındaki açıklamasında. Evet değerli dostlar. Namık Kemal'in Vaveyla şiirinin açıklamasına devam ediyoruz. De ki, Ya Rab, bu Hüseyin'dir. Şu mübarek Habibi Zişan'ın, şu kefensiz yatan şehidanın, kimi Bedrin, kimi Hüseyin'indir. Tazelensin mi kanlı yareleri, mey dökülsün mü ashabı, as kabe asraba, kabre asraba, yakışır mı sanem bu mihraba, haç mı konsun bedel şu mizaba, dininin kalmasın mı bir eseri? Adem mi evladı, bir takım cani, senden alsın mı sarı şeytani? Demiş ve sözlerini böyle bitirmiş. Ne demiş? Dinleyelim. Bir önceki bölümde kullandığı dini terimleri bu bölümde de anlatmaya devam eder Namık Kemal. Vatanı doğrudan Tanrı ile muhatap kılar. Hazreti Hüseyin'i gösterir bir tarafa, Habibi Zişan peygamber vardır öte tarafta. Bedir ve Hüseyin şehitleri de öbür yandadır. Feryat figan halde başlar sorgulamaya Namık Kemal. Kanlı yaraları tekrar mı tazelensin? Şarap mı dökülsün asabın kabrine? Mihrap bir putamı reva olsun? Ya da haç mı konsun mihraba? Dinden geri hiçbir eser kalmasın mı? Veyahut bir takım cani güruh şeytanın öcünü mü alsın senden? Kemal şiirin Şimdi yedek olan bölümlerinde soyut bir kavram olarak vatanı kişileştirmiş ve onunla karşılıklı bir diyalog içindeymiş gibi konuşmuştu. İlk başta vatanı bir kadına benzetmişti, sonra vatanı bir anneye benzetmişti ve daha sonra Kabe'ye götürmüştü okuyanları. Bu bölümde ise vatanın karşısına Tanrı'yı koyarak hitabı doğrudan Tanrı'ya yöneltmektedir ve bu konuşmanın cereyan ettiği esnada Bedir ve Hüseyin savaşlarından bahseder. Bedrin ve Huneyn'in adının anılması işaret ettiği manalar bakımından önemlidir değerli dostlar. Evet sevgili dostlarım, Dede Bulut selam göndermiş sağ olun, var olun ve Melike Zeynep Taşkesenlioğlu selam göndermiş. Teşekkür ediyoruz ve diyor ki Melike Hanım, vatan insanı insan yapan değerdir. Vatan bir kişinin kimliğinin önemli bir parçasıdır." demiş ve bu güzel açıklamalar için bana destek olmuş. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşımıza. Evet sevgili dostlarım. Vavila şiirinin açıklaması için nedir.org sitesinden destek aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve Namık Kemal'in Murabba şiirine Oğuz'dan Bugüne adlı kitaptan yararlanıp okudum. Elbette internetten de yararlanıyoruz sevgili dostlarım. Ve Hürriyet Kasidesi çok değerli bir şiir. Görüp ahkam asrı münharif sıtkı selametten çekildik izzeti ikbal ile bağ hükümetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvetment olan mazluma el çekmez ihanetten. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadri kıymetten. Vücudun kim hamiri mayesi hakı vatandandır, ne gam rahı vatanda hak olursa cevri mihnetten. Muini zalimin Dünyada erbabı denayettir, köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Hemen bir feyzi baki terk eder bir zevki faniye, hayatın kadrini ali bilenler hüsnü şöhretten. Nedendir halkta tuli hayata benzer rabetler, bunca rabetler nedir insana bilmem menfaat hıfz emanetten? Cihanda kendini her fertten alçak görür kim utanmaz kendi nefsinden de ağır eyler melametten. Felekten intikam almak demektir ehli idrake edip tezyidi gayret müstefid olmak nedametten. Durup ahkamı nusret ittihadı kalbi millette çıkar asar rahmet ihtilafı rey ümmetten. Eder tedviri alem bir mekinin kuvveti azmi, cihan titrer sebatı paye erbabı metanetten. Kaza her feyzini, her lütfunu bir vakt için saklar, fütur etme sakın milletteki zafu betaetten. Değildir şiiri der zencire töhmet, aczi akdamı, baht utansın bi nasip erbabı himmetten. Ziya dur ise evci rifatinden istiraridir hicab etsin. Tabiat yerde kalmış kabiliyetten. Evet sevgili dostlar ne demiş günümüz diliyle? Üstad çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile Devlet kapısından ayrıldık. Kendini insan bilenler halka hizmetten usanmaz. Mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz. Eğer millet hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma. Yere düşmekle cevher değerinden özünden bir şey kaybetmez. Vücudun mayası vatan toprağıdır. Bu vücut acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa en küçük bir üzüntü duyulmaz. Dünyada zalimin yardımcısı aşağılık kimselerdir. İnsafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir. Hayatın değerini, şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile geçici zevklere ebedi feyiz tercih edilir. İnsanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir? İnsan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler? Kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır fakat kendi nefsinden utanmaz. Akıllı ve bilinçli olanların yaptıklarından pişman olup çalışmalarını arttırması ve bunlardan ders alması felekten intikam almak demektir. Başarının üstünlüğün değeri milletin gönül birliğinde durur. Koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar. İktidar sahibi bir kişinin azim gücü dünyanın bir düzene girmesini sağlar. Metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer. Kader her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar. Milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma. Zincire vurulmuş arslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir. Bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın. Işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir. Tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın. Biz o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız. Mayamız bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır. Biz o yüce hamiliyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik. Biz o yüce yaratılışlı milletiz ki hamiliyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir.'' Hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı Celladın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir. Felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin. Millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim. Bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın. Bunun en basit zevki bile vezirlikten sadrazamlıktan iyidir, yücedir. Vatan bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş. Aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor. Korkudan yalvarma yakarmadan uzağım. Benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükümetin kötü niyetlerinden daha üstündür. Ey adaletsiz milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın, senin zulmünün kılıcı hamiyet kınının ateşi karşısında erir. Zulüm ile işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün? Eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış. Gönülde çalışma gevheri elmas cevherine benzer. Ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez. Ey hürriyetin güzel yüzü! Sen ne büyüleyiciymişsin. Gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk. Şimdi kalbi fethedecek güç sendedir. Güzelliğini gizleme Güzelliğin milletin nazarından ebediyete kadar uzak kalmasın ey hürriyetin güzel yüzü. Ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun, dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılardan kurtaran sensin. Hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir. Allah yüceliğine her türlü belalardan korusun ey hürriyetin güzel yüzü. Ey yaralı kükreyen arslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı. Artık gaflet uykusundan uyan. Artık gaflet uykusundan uyan. Ey yaralı kükreyen arslan. Namık Kemal. Evet sevgili dostlar. Beyit şeklinde yazılmış bir kaside bu. 31 bölümden oluşuyor. Aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir. Evet, görüp ahkam asrı münhalif sıtkı selametten, çekildik izzet ikbal ile bab hükümetten diyor Namık Kemal. Evet sevgili dostlarım, Namık Kemal 21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğan, 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda vefat eden, Kendisine adı, adını şair Eşref Paşa vermiş asıl adı Mehmet Kemal ve babası 2. Abdülhamit döneminde müneccim başılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşta yitirince çocukluğunu dedesi Abdülatif Paşa'nın yanında Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirmiş ve özel öğrenim görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş ve 18 yaşında İstanbul'a babasının yanına dönmüş. Baba Ali'de Tercüme odasına katip olarak girmiş, dört yıl burada çalıştıktan sonra dönemin ünlü sanatçılarıyla, düşünürleriyle tanışmış ve 1865'te kurulan ve daha sonra Yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttihaf-ı Hamiyet adlı derneğe katılan, daha sonra tasvir Efkar gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazan Yeni Osmanlılar Cemiyeti e, arasında çalışan ve zaman zaman sürgüne gönderilen şiirleriyle, Hürriyet gazetesine yazdığı yazılarıyla edebiyat dünyasında gerçekten büyük iz bırakan bir yazarımız, şairimiz, sanatçımız. Tiyatro yazarımız, roman yazarımız, şairimiz. O kadar geniş kapsamlı bir insan ki onun hayatını araştırın derim değerli dostlarım. Evet, sevgili dostlar, bir başka şiir sevdasında. Tevfik Fikret'le buluşacağız önümüzdeki şiir sevdasında. Edebiyatımıza iz bırakan şairlerimizi tanıyacağız. Şiirlerini okuyacağız, onları hatırlatacağız. Çünkü onlar günümüz edebiyatçılarının izini takip ettiği yüce insanlar, Üstatlar Ben Ankara'dan Serap Demirtürk sizlere sağlıklı, güzel, sevgi dolu, şiir dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.